Geçtiğimiz cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirdiğini ilan etmesi bağımsızlık açısından, milli bağımsızlık açısından çok önem arz etmektedir. Bu nedenle M5 takipçilerine, M5 dergisi takipçilerine bu konuda bir takım derinlikler, derin perspektifler sunmayı hedefliyoruz. Kısa da olsa 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuş olması tabii ki de Karadeniz'in önemine işaret ediyor. Esasında Karadeniz'in önemi 100 yıl öncesine dayanmaktadır. Sevr Anlaşması'na dayanmaktadır. Ve Sevr Anlaşması'nda yine Karadeniz kucağını açmıştır Türkiye'ye, Anadolu'ya. Tabii özellikle Doğu Akdeniz'deki 21. yüzyılın enerji savaşları içerisinde denizdeki mücadelemizin özellikle en yoğun olduğu dönemde hem Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin hem de Maden Tetkik Arama'nın ortak çalışması sonucu Tuna 1'de yeni adıyla Sakarya Havzası'nda doğalgaz rezervinin bulunması çok büyük önem arz etmektedir. Bu keşif hem ana vatan hem de Mavi Vatan'da bulunan en büyük enerji kaynağı olarak tarihe geçti. Bu keşiften sonra bir eksen değişikliğinden bahsediliyor. Tabii eksen değişikliğinden ne kastedildiği çok önemli. İki boyutta ele alınabilir. Birincisi jeopolitik, ikincisi de ekonomik anlamda. Jeopolitik manada ise eğer bu eksen değişikliğinden kasıt ki Karadeniz'deki bu keşif Türkiye'yi Avrasya'ya yakınlaştıracaktır elbette ama ancak görünen o ki Türkiye denge politikasında hem Avrupa Birliği ile hem NATO ile hem Şangay Beşlisi dedikleri örgütle Şangay İşbirliği örgütüyle bir denge politikası yürütmeyi yeğlemektedir. Bu tür işbirliklerine devam edecektir elbette Türkiye. Ancak bu keşif, Karadeniz'deki bu keşifin ve devamı gelecek olan keşifin ekonomik anlamda eğer kastediliyorsa eksen değişikliği, Türkiye'nin önüne ekonomik bir eksen değişikliği gelecektir ve gerçekten ekonomik eksen değişikliği için Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat sunmaktadır. Ödemeler dengesinde özellikle enerji faturasında getireceği katma değer yatsınamaz. Bu nedenle ciddi bir tüketimden üretime geçildiğinin göstergesi olacaktır. Günümüz konjonktüründe özellikle Paris İklim Anlaşması'ndan sonra enerji alanında çeşitli değişiklikler olduğu, çeşitli enerji kaynaklarına yönelim olduğu, gaz emisyonlarının azaltılması yönünde ve bu nedenle örneğin biliyorsunuz Almanya Enerjiwende isimli milli bir enerji transformasyon, enerji dönüşüm politikası uyguluyor. Yine Türkiye'nin sıfır atık projesi, bu tarz projeler günümüzde çok revanşta. O yüzden bu nedenle yenilenebilir kaynakların gelecekte ön alacağı bir devre giriyoruz. Özellikle pandemi sürecinden sonra görüldü ki yenilenebilir kaynaklar çok önem arz etmektedir. Bu nedenle bizim denizlerdeki varlığımız, özellikle Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'deki varlığımız, Sayın Amiral Cem Gürdeniz'in çok güzel ifade ettiği ve ilk defa ortaya koyduğu Mavi Vatan kavramı, sadece enerji bağlamında düşünülmemelidir. Bu bir milli bağımsızlık kavramıdır. Bu bir davadır Türkiye için. Ve yıllar sonra, Sevr Anlaşması'ndan sonra Karadeniz'de bulunan bu enerji rezervi, doğalgaz rezervi sadece bizim hanelerimize yansımayacak, milli birliğimize ve bağımsızlığımıza da yansıyacak. Son olarak M5 dergisi takipçilerine şunu ifade etmek istiyoruz.
Karadeniz'deki keşif vatansever herkesi mutlu etmelidir ve mutlu etmesi gereken bir olaydır. Türkiye tapusunun tartışmasız kendisine ait olduğu deniz alanlarında gerek Doğu Akdeniz'de gerek Karadeniz'de tüm egemenlik haklarını kullanmıştır ve kullanmaya devam edecektir.